Selamlar. Mükemmel ve harika bir günün huzuru, mutluluğuyla, neşesiyle bugün de dost doğru devam ediyoruz. Her günümüz bir birikim. Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat. Ebedi alemi kazanacak dost doğru işlerin bir günüdür. Vicdanımız o kadar rahat ki gerçekten yaptığımız her işte Yüce Allah'ın rızasını gözetmenin mutluluğu içimizde var. Her zaman içimizde bir neşe, bir mutluluk var. Emin olun bu herkese nasip olmayacak bir nimettir. Bu hidayet, bu takva, insanların en çok araması gereken nimetlerdir. Dualarınız takva ölçüsünde olsun. Mutluluk, neşe. Hem bu dünyayı hem ebedi alemi kazanacak işleri yapmak. İşte en büyük olay, en büyük zeka, en büyük akıllı insan budur. Olaya böyle bakmak lazım. Şu dünyanın geçici her türlü menfaati, her türlü makamı, mevkisi, mülkü, emin olun, bir oyun ve eğlence. Kimseye kalmıyor. Geçmişten günümüze insanlar hiç ders almıyor mu? Hiç anlamıyorlar mı bazı şeyleri? Bakın düşünün, Yüce Allah'ın gönderdiği elçiler, peygamberler dahi belli bir ömür yaşamış ve ebedi aleme ulaşmıştır. Bu nedenle biz bu dünyada kalıcı olacakmış gibi devamlı burasını uğraşmayalım. Hele keyfi, nefsi işlerle oyalanıp ebedi alemi kaybedecek, Allah korusun, günahlara, haramlara girmeyelim. Bakın bu dünyada Yüce Allah'ın rızası için yapacağınız her türlü iş ebedi alemde sizler için bir nimet vesilesidir. Dost doğru işlerin başlangıcıdır. Bu nedenle insanlar her zaman düşünmeliler. Dost doğru nasıl yaşanır? Nasıl insanlara örnek olunur? Ebedi alemde Yüce Allah'ın en sevdiği kul nasıl olunur? Bunun hesabı içinde olmak gerekiyor gerçekten. Benim bu dünyadaki en büyük hedefim Yüce Allah'ın izniyle ebedi alemde Yüce Allah'ın ulaştıracağı en yüksek makamlara ulaşmak ve Yüce Allah'ın en sevdiği, en çok razı olduğu kul olabilmek. Bakın bu kadar büyük bir hedef. Ama bu hedefin ölçüsünde de büyük bir çalışma, büyük bir azim, büyük bir takva, dost doğru bir hayat olmalıdır. Allah'ın izniyle bunu da yaşamaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde bunu uyguluyoruz. Neyin ölçüsünde? Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in. Hani Yüce Allah bizlerden ne istiyorsa onu yapıyoruz. Hak kelam Kur'an-ı Kerim bizlerden ne istiyorsa onları yapıyoruz. Bu dünyadaki her türlü menfaat geçici bir oyun ve eğlencedir. Ebedi alem için hak kelam Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyup iyi anlamalıyız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere gösterdiği o yolu devam ettirmeliyiz. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında o kadar kafirin, müşriğin olduğu dönemde tek başına yüce dinimiz İslamiyet'i bugünlere getirdi. Ve şu mükemmel kainata gönderilmiş yüce dinimiz İslamiyet'i dosdoğru anlamamız lazım. Her şeyden önce de bunu uygulamamız lazım. Bu dünyadaki her türlü nefsi, keyfi, küfür, batıl işin peşine insanlar düşüyor. Neden? Şeytana uyuyorlar. Şeytan bizlere apaçık düşmandır. Şunu düşünün, sizin atanız, insanlığın atası Hazreti Adem, Hazreti Havva. Yani bizim atamızı, Yüce Allah'ın gönderdiği elçileri, peygamberleri dahi yanıltacak kadar bizlere düşman olan şeytana uyuyorlar. Zaten hak kelam Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. Şeytan size apaçık düşmandır. Şeytan yalnızca dost doğru yaşayan takva ehli, Yüce Allah'ın ibadetlerini, farzlarını dost doğru yerine getiren kullarını
çeldiremez. Diğerlerinin hepsini ne yazık ki o küfüre, batıla, harama ulaştırır. İşte bu nedenle söylüyoruz. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamadan, Yüce Allah'ın bizden istediği farzları yapmadan kimse böbürlenip kibirlenmez. Ben her şeyi biliyorum diye bir kenara oturmaz. Çok cahil var çünkü bu hayatta. Kalbi temizmiş, çok iyiymiş, iyi niyetliymiş. Hayatında hiç kötülük yapmamış diyor. Öyle kendinden hüküm verenler, kendinden kendini cennetlik zanneden bir sürü mahluk var. Bundan söylüyorum bunları. Asıl mümin şudur. Ben ibadetlerimi yaparım Allah'ın izniyle. Ama takdir Yüce Allah'ındır. Ben samimi, dost doğru bir şekilde yaparım. Takdiri Yüce Allah'a bırakırım. Tevekkül ederim. Mümin bu şekilde davranır. Mütevazı olur. Tevazu sahibi olur. Şunu demez. Ben her şeyi yaptım. Benden iyisi yok. Benim kalbim temiz. Bizim namazımız, orucumuz tutulmuş, kılınmış gibi böyle peşin hükümler vermez. Böyle cahil davranışlar içine girmez. Ama ne yazık ki böyle hareketlerde bulunan bir sürü cahil var. Bunları da düzelteceğimiz gibi dostları olanı her zaman göstereceğiz. Haşa Yüce Allah'ın bizden istediği o farzları bizler muhtaç olduğumuz için yapmalıyız. Haşa Yüce Allah kimsenin ibadetine veya duasına muhtaç değil, haşa. O çok yüce, çok yüce ve çok büyüktür. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama biz Yüce Allah'ın kulları olarak biz muhtacız. Nedenle insanlar düşünmeli, anlamalı. Her şeyden önce de bunlar için uğraşmalıdır. Sabah erken kalktığında, o fecr vaktinde, alacakaranlıkta, tan yeri ağırmadan bunları düşün. Bir Kadir suresini oku. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in ölçüsünde yaşa. Bu şekilde yaşadığın sürece mutlu da olursun. Allah'ın izniyle ebedi alemi kazanacak işleri de yaparsın diyorum. Hoşça kalın.